Balıkesir'de yani bir yerde. Oralarda bir yerde tahmin evet. ediyorum. Yani apoletlerini Muharrem İnce mesela bunu da sökecek mi? Hiçbir sıfat olmamasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılayan paşanın apoletini sökecek mesela? Güzel, doğru, çok doğru söylüyorsun tabii. Fakat şey şu, bu apoletli paşa, apoletin sökülecek paşa muhabbeti biraz daha netlik kazanmaya başlıyor. Niye böyle düşman olduklarını hususunda. Özgür Özel diyor ki Kandil'de bir şey yok kardeşim, niye gidiyorsunuz diyor. Öğreniyoruz ki Kandil operasyonu da düzenleyecek paşa Muharrem İnce'nin apoletlerini sökeceği paşa. Tabii. Metin Temel Paşa. Tabii. Tamam. Şimdi Abdülkadir Selvi o şimdiden korku salıyor ki apoletini sökerim diye Kandil'e girmesinler diye. Kimi korkutuyorsunuz adam? Afrin'de bir korku salıyor. Muharrem kendi çapında etmiş. Şöyle kendi çapında aynen bir korku öyle, salmaya çalışıyor. Diğer şeylerde falan. Her tarafın Muharrem olsa ne yazar? Şimdi Kandil operasyonunu apoletli paşa yönetecek diye Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde kullanmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil bizim için uzak bir hedef değil cümlesinden sonra diyor. Bekir Bozdağ, Kandil'e harekat an meselesi diye konuştu. Bunu hatırlatıyor Abdülkadir Selvi. Cevap var. Şu günlerde diyor PKK'nın telsizi Roj'dan verilen iki mesaj ön plana çıkıyor. Cemil Bayık seçimlerde HDP'nin barajı aşması için çalışmalarını istiyor. Cemil Bayık. Kandil'in Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına uzun süre soğuk baktığı, son anda kabul etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Murat Karayalan ise düşmanın yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Kandil'e askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığını belirterek savunma birlikleri tahkimatları güçlendirsin, bulunduğunuz bölgelerde askeri varlıklara saldırılar gerçekleştirsin, zırhlılara karşı saldırılar düzenleyin, mayınlamayı artırın diye talimatlar yağdırıyor. Bunlar telsiz konuşmalarında ele geçenler. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyareti aslında başladı diyor. Yani Bağdat ziyaretinde konuşulmuş bir mesele. Kandil'e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı diyor. Çünkü Cemil Bayık ve Murat Karayılan Kandil'in İran tarafındaki korunaklı alanlarını kullandıkları için İran'la anlaşma Türkiye açısından önemliydi diyor. İran bir süre önce Kandil'e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı ama İran'la müzakereler halen sürüyor. Çünkü Türkiye buradan Kandil operasyon yaptığı anda hemen dağın İran tarafına geçiyorlar ve oraya sınır ötesi operasyon yetkisi olmadığı için o tarafa geçemiyorlardı. Şimdi onunla ilgili İran'da da görüşmeler var. Türkiye içindeki Kandiller dediğimiz PKK kamplarına yönelik etkili operasyonlar yapıyor Ocak ayından beri. PKK'nın kış yapılanmasına izin vermiyor TSK. PKK'nın bir takvimi var. Mart ayı ile birlikte kış yapılanmasını bitirip teröristler Türkiye'nin içlerine sızmaya başlıyor. Tabii. Sadece teröristler değil tabii içeri sızanlar. EYP'ler, el yapım patlayıcılar ve mayınlar eylemlerde kullanılmak üzere Türkiye'nin içlerine taşınır normal şartlar altında. Etkili operasyonlar nedeniyle PKK'nın bu yıl içeriye el yapım patlayıcı ve mayın sokamadığı söyleniyor. Süleyman son açıklamalarını vermiş. Harekatı nasıl olacağını anlatmış. Şunu söylüyor. Kandil konusunda İran, Irak ve ABD ile temaslarının sürdüğü ifade ediliyor. TSK Kandil operasyonuna sıfır hatayla hazırlanıyor. Örgüte sadece askeri değil, psikolojik olarak büyük bir darbe vurulmuş olacak. Böylece Kandil'e Türk bayrağının dikilmesi PKK ile mücadelede bir dönüm noktası olacak. Bu ara Muharrem İnce'yi üzüleceği bir haber mi var diyor. Kandil operasyonu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek diyor. Muharrem'in bundan üzüleceğini zannetmiyorum. Zaten belki de bunu bildiği için apoletlerini sökeceğim cümlesini kullanmış olabilir Kandil operasyonuyla ilgili. Evet. Şunu da ilave edeyim sadece. Şimdi biraz sen okurken tekrar bir geçmişe doğru bir tarama yaptım. Çünkü onun bir haberini yapmıştık biz zaten gazetede. Şöyle söyleyeyim. Kandil ile böyle bugün aklımıza geldi. Kandil'e bir operasyon yapıyoruz diye bir şey yok. Bir defa bunu o akıllarına soksunlar. Yani bir eğer bir şeyin muhalefetini yapıyorsan, yani biz Kandil'e niye giriyorsunuz, niye şimdi, niye şimdi bakalım dedikleri şeyi konuşmadan önce bir bak bakalım, sor, ara, telefon aç. Apoletini sökmeden önce o apoletini sökeceğin adama bir sor bakalım. Seni sökeceğim ben, sen galiba Kandil'e gidiyorsun. Gitmeden sökeyim de bari sana, ciğerini sökeyim senin ya. Sor bakalım. Kuzey Irak'ta bir koridor oluşturuldu. Bu biz Suriye'de Afrin operasyonuyla ve daha öncesinde de Fırat Kalkanı operasyonuyla bu ülke teröristlerle mücadele ederken ve oradaki bu yapılanmayı ve o koridoru, terör koridorunu imha ederken ve o projeyi hançeri saplarken bak, aynı anda kuzeyinde fotoğraf. Ha, bu evet, evet doğru. Bak, çok iyi hatırlıyorum. Askeri protokolle karşılandı. Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri. Düşünebiliyor Muharrem musun? Muharrem İnce yani, geldiğinde bunların operatörlerini sökecek mi? Tabii.
Tabii sökmesi lazım normalde bunları da. Niye bir siyasi partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanını askeri protokolle karşılıyorsunuz? Hangi sayıkla, hangi kanunda yeri var? Hiçbir yerde yeri yok. Oradaki onun işgüzarlığı. Erdoğan başkomutan sıfatıyla bunların apoletlerini söktü mü? Apoletini sökmek falan dedik mi biz? Biz sökün diye biz de teklifte bulmadık ama bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Bu kadar basit yani. Ana muhalefet partisinin gene bu şey galiba referandum sırasındaki, o ziyaret sırasındaki. Şimdi bir şey söyleyelim. Kandil yani dünden bugüne falan olan çok yeni bir hadise değil. Dediğim gibi aylardır, yıllardır devam ediyor. Afrin operasyonu devam ederken de aynı şekilde Kandil'de, Hakkari'deki o alanlardaki operasyonlar ve aynı zamanda sınır ötesi olan operasyon devam ediyordu. Ve Türkiye şu anda zaten Irak sınırında bir güvenlikli bölge oluşturmuş durumda. Okumuyor musunuz gazete? Kandil'e şu kadar kilometre kaldı, Kandil'e 28 kilometre kaldı, 17 kilometre kaldı diye niye okuyorduk biz haftalardır? Daha bu seçiminden, şeyden de önce yani erken seçim kararından da önce şey vardı karşımızda. Bu mesele vardı. Bu anda biz haber yapmıştık. Yani hakikaten karakollara uçuş eklediğimiz zaman Kuzey Irak'ta zaten böyle bir koridor oluşturdu Türkiye. Bu yeni bir şey değil. Ama ben buna karşıyım. Aman efendim, eğer Türkiye bir de şeye girerse, Kandil'e girerse, ki öz gözlere göre hiçbir şey yok orada. Bomboş. Tamam, işte piknik yapmaya gideriz. Madem bomboş. Cemil Bayık da biliyorsun şeyde şu anda Amsterdam'da. Bir yerde geziyordur. Veyahut Alp dağlarında bir yerde, Alplerde. Ondan sonra yani o yüzden bu çok yanlış ya. Terörle mücadele meselesi Türkiye'nin çok hassas olduğu bir konu. Özellikle işte bu Kandil merkezi teröristlere karşı. Bunun üzerinden de aslında tam tersi kendileri siyaset yapıyorlar. Bu devletin siyaset yapacağı bir şey değil. Sadece bana siyasetten şunu söyleyeceksin. Efendim, eğer Türkiye'nin siyaseten bir rant elde etmek için terör örgütüyle beraber çalışır mısın, çalışmaz mısın? CHP bunu bir daha ispatlasın bize. Çünkü bildirgelerinde, beyannamelerinde, sözlerinde biz FETÖ'ye bilmem ne, şuna buna bu şeyi tedbir alacağız demiyorlar. Ne diyorlar? KYK'ları kaldıracağız, OAL'i kaldıracağız. Tamam mı? Terörle mücadele olan ne varsa, mücadeleyle ilgili hangi unsurlar varsa hepsini yok edeceğiz. Şu kadar insanı salacağız diyorlar.